Herkese selamlar arkadaşlar. Excel 751 eğitim videolarını çekmeye devam ediyoruz. Bugün koşullu biçimlendirmeyi göreceğiz hep beraber. Burada bir tablom var sizin için hazırladığım. Satış personelimizin ismi, satış yaptığı rakam ve bu şekilde bir tablo hazırladım sizler için. Şimdi yöneticilerimiz genelde şunu merak ediyor. Satışçılara genelde bir limit konuyor ve o limitin altında kalan, üstünde kalan personellerin raporlanması gerekiyor yöneticilere. Bunu nasıl raporlayacağız? Bugün onu göstereceğim aslında. Çok basit arkadaşlar. Şimdi satış kolonuna geliyorum ve ilk hücremi seçiyorum. Daha sonra Ctrl Shift ve Alt tuşuna bastığım zaman benim bütün kolonumu seçiyor. Bütün kolonumdaki değerleri Excel seçiyor. Daha sonra Home tabında, yani ana sayfa tabında Conditional Formatting, Türkçesi de koşullu biçimlendirme olan bir özelliğim var. Buna tıklıyorum. Highlight Cell Rules. Daha sonra Less Than. Less Than ne demek? Şu değerden küçük olanlar. Tıklıyorum buna. Bizi bir pop-up karşılıyor. Bu pop-up'ta 5820 otomatik olarak geliyor. Bu otomatik gelen sayı bütün değerlerin ortalaması. 5820'ymiş bütün satışların ortalaması. Ben kendi limitimi buraya girmek istiyorum. Limitim de diyelim ki 5000 lira. Buraya 5000 lirayı girdim. Dedim ki 5000 liranın altında kalan hücreleri kırmızıya boya. Burada hangi rengi boyayacağını ben seçiyorum. Burada bakın başka renkler de var. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Ben kırmızıyı seçiyorum. Default olarak da kırmızı geliyor. OK'ye tıklıyorum. Ve bakın gördüğünüz gibi benim bütün satış rakamlarım, 5000 liranın altında kalan satış rakamlarını kırmızıya boyadı Excel. Şimdi de 5000 liranın üstünde kalanları boyamak istiyorum. Tekrar geliyorum bu hücreye, Ctrl Shift Alt tuşuna basıyorum. Tekrar bütün kolondaki değerleri seçiyorum. Conditional Formatting, Highlight Cell Rules, bu sefer Greater Than, yani bu değerden daha büyük olanları al diyorum. Tıklıyorum. Yine 5820, yani ortalamayı getiriyor. Ben buraya kendi limitim olan 5000 liraya yazıyorum. Daha sonra boyasını da farklı bir boya seçiyorum. Yeşil seçiyorum. Çünkü bu arkadaşlarımız başarılı olmuşlar. Okey dedim ve listeme bakıyorum. Yeşiller çok güzel bir görsellik kazandırdım ben. 5000 liranın üstündekiler yeşile boyadım satış personelimi. 5000 liranın altında olanları da kırmızıya boyamış oldum. Peki bunları ben filtrelemek istiyorum. Yönetici size bunların hepsini getir bana demeyecek zaten. Bana 5000 liranın altında kalan isimleri getir diyebilir. Ya da limitin üstünde kalan isimleri bana raporla diyebilir. Bunu nasıl raporlayacağız? Satış kolonuma geliyorum. Eğer burada bir ok görmezseniz data, yani veri tabına gelip burada filtreye filtre seçeneğini açıp kapayabilirsiniz. Açtım seçeneğimi. Geldim ok tuşuna bastım. Ve burada bakıyorsunuz filter by color. Renge göre filtrele diye bir seçeneğim var benim. Kırmızıları almak istiyorum önce. 5000 liranın altında kalan satışçılarımı getirmek istiyorum. Bastım. Ve gördüğünüz gibi 5000 lira değerinin altında kalan bütün satış personelimi ben bir tuşla getirdim buraya. Diyelim ki yeşilleri istiyorum ben. Başarılı personellerimi istiyorum. Tekrar aynı yere geldim. Bu sefer yeşile tıkladım. Bu sefer de 5000 liranın üstündeki değerleri bana getirdi. Peki ben tekrar geri dönmek istiyorum ve bütün tabloyu görmek istiyorum derseniz tekrar filtreye basıyoruz. Clear filter from satış diye bir seçeneğimiz var. Buradan filtreyi temizle Türkçesi. Bastım ve tekrar bütün tablomun değerlerini gördüm. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.